Efendim Kazakistan 2021 yılında birçok önemli zirveye ev sahipliği yaptı. Bu yıl aynı zamanda bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayan Kazakistan önemli kararlara imza attı. İşte Kazakistan'da 2021 yılında öne çıkan başlıklar. 2021'e Ocak ayında yapılan parlamento seçimleriyle başladı. Ülkede parlamento seçimi ilk defa anayasada belirtilen zamanda yapıldı. Aynı zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım <laughs> Cömert Tokayev ülkede idam cezasını kaldıran bir yasa imzaladı. Şubat ayında ise Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehri resmi olarak Dünya Mirası Şehirler Örgütü'ne dahil edildi. Yıl boyunca Türkiye'den önemli ziyaretlerin yapıldığı ülkeye 2021'de ilk olarak Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere gitti. Dere, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atam Kulov'la görüştü. Mart ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov, Kazakistan'da resmi temaslarda bulundu. Çaparov resmi ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev ve kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile bir araya geldi. 6 yaşındaki Kazak çocuk Bay Jigit, Kazak şair Abay Kunan Bayev'in dostluk konulu şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazak çocuğa hediye gönderdi. 22 Mart tarihinde Türk Hava Yolları İstanbul-Türkistan seferlerini başlattı. Türk dünyası işbirliğini geliştirmeye amaçlayan Türkistan TV televizyon kanalı yayına başladı. Aynı anda Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'ne ait AN-26 tipi askeri uçak iniş sırasında düştü. Başkent Nur Sultan'dan Almatı'ya uçan uçakta 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 31 Mart 2021 tarihinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi çevrim içi formatta yapıldı. Zirvede Türkistan'ı Türk dünyasının manevi başkenti ilan eden deklarasyon imzalandı. Nisan ayında Kazakistan-Özbekistan sınırında Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Merkezi inşaatının temeli atıldı. Kazakistan salgınla mücadele sürecinde kendi aşısını üretti. Nisan ayında Kazakistan'ın yerli aşısı Kazvak uygulanmaya başlandı. Dünya genelinde Kazakistan, Covid-19'a karşı kendi aşısını üreten ilk 5 ülke arasına girmeyi başardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'la görüştü. Karaganda bölgesinde Kazak-Tatar ortak lastik üretim tesisinin inşaatı başlatıldı. Aynı anda Kazakistan'da yeni alfabe kamuoyuna sunuldu. Taslak çerçevesinde kamuoyunun tartışmasına sunulan yeni Kazak alfabesi 31 temel harf içeriyor. Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Azerbaycan Ticaret Evi'nin açılış töreni düzenlendi. Kazakistan-Özbekistan sınırı değişti. Eskiden Özbekistan'a ait iki köy Kazakistan'a dahil edildi. Kazakistan salgınla mücadelede Hindistan ve Kırgızistan'a insani yardımda bulundu. İnsani yardım Kazak sağlık şirketleri tarafından üretilen tıbbi maskeler, koruyucu giysiler ve solunum cihazlarından oluştu. Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'ye resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın 2021'deki ilk dış ziyareti oldu. Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 16. Aslan'a görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde Suriye'deki son durum ele alındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Orta Asya gezisi kapsamında Kazakistan'ı ziyaret etti. Bozkır, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bir araya geldi. Ağustos ayında Kazakistan nüfusu 19 milyona ulaştı. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev resmi ziyarette Türkmenistan'da bulundu. Tokayev, Orta Asya Devlet Başkanları zirvesine katıldı. Kazakistan, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye iki helikopter ve özel itfaiye ekibi gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Güney Kore'yi ziyaret etti. Tokayev, Seul'deki Abay Büstü'nün açılış törenine katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na resmi ziyaret gerçekleştirdi. Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Aynı anda Kazakistan'ın Jambul eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Olayda 90 kişi yaralandı, 14 kişi hayatını kaybetti. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Almatı'da Afganistan için bir insani yardım merkezi kurulmasını onayladı. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler yardım misyonu geçici olarak Almatı'ya taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti resmi ziyaretle Kazakistan'daydı. Türkistan'da Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler asamblesi Türkba 10. Genel Kurul toplantısı yapıldı. Ekim ayında Kazakistan başkenti Nur Sultan'da Asya'da güven artırıcı önlemler konferansı Dışişleri Bakanları 6. toplantısı yapıldı. 27-31 Ekim tarihleri arasında ise Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası yapıldı. Türkistan'da Türk Geneşi, Türk Üniversiteler Birliği 5. toplantısı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde yapıldı. Kasım ayında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Kazakistan'da temaslarda bulundu. Aslan, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami ve konsey üyeleriyle görüştü. Kazakistan'ın Karaganda bölgesinin Abay kentinde yer alan Abay Skaya maden ocağında metan gazından zehirlenme meydana geldi. Grizu patlama sonucu 6 işçi hayatını kaybetti. Kazakistan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında Kazak ve Türk askerlerin ortak tatbikatından görüntüler paylaştı. Kazakistan bitcoin madenciliğinde %18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldi. Aralık ayında Kazakistan bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı. Ayrıca bağımsızlık için 1986 yılında gerçekleşen Jel Toksan olayları 35. yılında anıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım Kazakistan'ı ziyaret etti. Yıldırım Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da liderlik, istikrar, gelişme uluslararası konferansına katıldı. 21-22 Aralık'ta Nur Sultan'da Suriye konulu 17. Aslan'a görüşmeleri yapıldı. Garantör ülkeler Türkiye, İran, Rusya ve Birleşmiş Milletler Suriye'deki son durumu ele aldı.